Selamun aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Bir aksiliğimiz yoktur umarım. Biraz video atmada sıkıntı yaşıyoruz. Videoları kabul etmiyor. Bilmiyorum neyden kaynaklanıyor. Onun bir çözümüne bakacağım ağalar. Yoksa attığım günün bir sonraki günde hemen ikinci videoyu atacaktım. Baktım atamayınca o videoları sildim diye tekrardan çekiyorum. Günlerden perşembe taze taze önünüze sunuyorum videoları. Arkadaşların kafasına takılan şu: yatay yem karma mı, böyle çeviren mi, yoksa dikey olan mı? Ağalar, yani 100 kişiden herhalde 80'i yataydır bu şekilde, 20'si de dikeydir. Hangisini karıştırıyor? Yani dikey de öyle üretildiğine göre ağalar, dikey diye karıştırıyor, yatay diye karıştırıyor. O sizin zevkinize kalmış. Ben yatay vardı, yatay aldım. Yani elinizden de geliyorsa yatay almaya dikkat edin. Herkesin geçtiği köprüden ben de geçeyim dedim. Şimdi ağalar, bugünkü konumuz şu. Depoya gideceğim. Orada kırmam ezmem mevzusu var arpayı. İkincisi de böyle, ikisini beraber veriyorum. Toz samanına balya samanı beraber veriyorum. Şunun tonu Elbistan'da ne kadardı? 750 liraydı. Tonu 750 liraya buraya geldi, döküldü. Şunun tonu ne kadara geldi? Adıyaman'dan geldi. Adıyaman kahta samanı bu. Ağalar, bunun tonu da yanılmıyorsam 1800 liraya buraya teslim indirmeye geldi. Arasında 1000 liralık bir fark var. Şimdi diyeceksiniz işte hangisi, yani 1000 lira için verilir mi verilmez mi? Ortalama bir hayvan yani 850-900 kilo bir saman tüketiyor. Besi boyunca 11 ayda ne ortalama? 850-900 kilo bir saman. Ya o kadar bile değildir belki de. Firesiymiş, neymiş işte böyle yerde kalmaymış. Mesela yağmur geçer atarsın. Yani 850 o civarda bir saman. 1000 lira için değer mi? Ağalar, o size kalmış bir şey. Normalde toz samanı verirseniz hayvana, zaten partikül küçük. Hayvan ağzına aldığı an direkt zaten küçük halde. Bir de karbonhidrat kaynaklı bir ürün. Ağızda sindirimi %90'ı ağızda, %10'u da midede sindiriliyor bu samanın. Geri kalan hemen atıyor mideden. Önemli olan ağızda sindirme. Yani gevişi daha çok getirtirme için. Hangisi daha avantajlı? Bu daha avantajlı. Şunu hemen verdiğiniz zaman hayvan çok ağzında oyalamadan direkt mideye gönderiyor. Balyayı verdiğiniz zamanda da ağızda çok yumuşatması için bayağı uğraşıyor. Sağlık konusundan balya saman daha iyi ağlar. Balya samanla mesela şu tarz problemler olabilir. Elinde balya samanı vardı, toz samana geçmiştir. Ya da ilk önce şunu anlatayım. Balya samanınız var, bitti, bulamadınız. Piyasada da şundan satılıyor. Yani bunun pires hali, o torbalara konan hali. Balyadan toz samana geçerseniz ağalar, hayvanlar daha az yem yemeye başlar. Pardon, daha çok yem yemeye başlar. Çünkü direkt hayvan mideye gönderiyor, doyduğunu hissetmiyor. Ağzıyla sürekli, biz yemek yerken ağzımızla bir yemeğe sürekli çiğnemek için uğraşırsak sanki mide doygunluk hissine ulaştığını sanıyor. Aynı o şekilde de balyadan buna geçtiğiniz zaman hayvanlarda öyle bir sıkıntı yaratıyor. Tam tersi olarak da tozdan balyaya geçtiğiniz zaman yem kalmaya başlar önlerinde. Çünkü hayvan bunda daha çok gevşek getiriyor balya samanda. Hayvan doydum hissine kapılıyor. O yüzden geçiş varsa, eğer bitecek gibiyse, baktınız piyasada da yok, bulamıyorsunuz, elinizde de biraz kaldı. Toz da gelirse, balya da gelirse fark etmez. Toz geldi sağlar, yarı yarıya vermeye başlayın. Birden toz samana geçmeyin. Çünkü toz samanın şöyle bir sıkıntısı var. Bağırsak tıkanması gibi bir problemimiz var toz samanda. Hayvan sürekli ağzında oyalamada mideye gönderiyor. Midedeki işkembe suyunu bu çekiyor. Tam ıslanmadan çekiyor. Ağızdaki tükürükle ıslanmadan mideye gönderdiğinden, midede de ne kadar mide uğraşsa da onu da bağırsağa gönderiyor. Bağırsakta bir sıkıntı yaratmaya başlıyor bu. Mide suyunu çekmiş bu zaman, mide suyu kalmıyor hayvanın.
Daha sonra işte ne oluyor? Bağırsak tıkanmasına yol açıyor. Bunu daha önceleri bir videoda anlattım. Bağırsak tıkar. Bir dakika alır. Sürekli işkembeye gönderiyor. Bağırsak şu şekilde arkadan yitiyor mide. Şöyle şöyle yite yite yite. Burayı beton gibi ediyor. Burayı açmak için ne yapılıyor? Ya veterinerlerden toz, ilaç, soda, moda bir şeyler getireceksin. Ya da işte şu motorun arkasında gördüğünüz sayfada söyleyenler oldu. Ben hiç görmedim ama. Römorkun üstüne bindirip işte traktörle gezip hayvan zıplarsa bura açılabiliyor diyor. Ya da nedir? Mezmaneden kesilen hayvanların işkembe suyunu alıp hayvanı içireceksin. Yani elinde sıkıntılı olan hayvanı. Yani mezmanede kesilen hayvanın işkembe suyunu getireceksin, içireceksin. Yani %95'i elindeki hayvan öyle bir sıkıntıya kapıldıysa mezmaneye gidiyor ağlar. Yani kesime gidiyor. Kurtaramıyorsun o hayvanı. Benim başıma toplam 4-5 tane hayvan da geldi. Sadece bir tanesini. O da yani nasıl oldu bilmiyorum. O da kendiliğinden düzeldi. Sadece bir tanesi düzeldi. Diğerlerini hep mezmaneye götürdüm. Mezmanede kestirdim. Yani üzerlerinde kiminin 150 kilo eti vardı. Kiminin 250 kilo eti vardı. Öyle bir sıkıntı. Doğuyor mecbur. Yani şarkı biraz söyledi ama inşallah telif yemeyiz o şarkıdan. Şimdi ağlar. Diğer bir konu. Ezmeme kırma. Esas şunu göstereceğim bak. Ağlar. Soda 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 diyoruz ya. Hayvanların kesimine az kaldı. Soda. Şimdi şu ne? Canlı maya. 25 kilo. 3 günde bunu bitireceğim. 80 tane hayvanda. Günlük 8'er kilo. 8,5 kilo veriyorum. Bugün ikinci gün. Arkadan arpa atmaları var. Bazı tek tük. Onun önüne geçmek için. İlk önce şu canlı mayayı vereceğim. İkinci gündeyim. Yarın bitecek bu. Ondan sonra sodaya geçeceğim. Daha önce biliyorsunuz şunun altında da var. Orayı da sonradan bir tekrar çekerim. Ahırımda ne veriyorum ne ediyorum gösteriyorum ağlar. Markaya takılmayın. Aynı bu şey gibi. Özmiroğlu küspe var ya. Pamuk küspesi. Şimdi hangisi? Aktaş mı? Özkaşmış. Yani ağlar ben markaya takılmıyorum. Özmiroğlu benim hoşuma gitmedi bıraktım. Tavsiye de etmem kimseye. Şunu deniyorum. Bakarım zaten besi bitimine de çok az kaldı. Sodaya geçeceğim. Şu bittikten sonra maya bittikten sonra arkadan arpa atmaları var. Sodaya geçeceğim. Günlük 50'şer gramla başlayacağım. 100 grama çıkar mıyım bilmiyorum da 50 gramla devam ederim. 75 grama çıkar bitiririm. Arpayı normalde soda hiç kullanmam. İşkembeye geldiklerinde büyük tutuyorum. Kaba yemle biliyorsunuz yoncayla, samanla, sılajla. İşkembesi büyük olan hayvan arkadan kolay kolay arpa da atmaz. Yem de atmaz. Yani verdiğiniz yemi %99'unu sindirir. Bu yeme az veriyorum. Bes yemine az veriyorum. Arpayla mısırı çok verdiğim için sodaya kaçıyorum bu sene. Şimdi ağlar bu mu? Yani kırma mı? Yoksa ezme mi? İkisi de var. Ezme makinesi burada. Kırma makinesi burada. Şimdi ağlar. Ezme daha iyi. Arpada ezme birebir. Ezmeyi tavsiye ederim. Peki ben neden kırma veriyorum? Sebebi şu. İşçilik. Ezme makinesi küçük. Bunun büyüğünü bulamadım. Yetiştirmiyor. İşçilikten biraz feragat etmeye çalışıyorsun. O da olmuyor. Normalde saatte 2,5 ton kıran bir ürün. Şu. Saatte yani 500-600 kilo anca yapar bu da. Ezme. Yetişmediği için ne alır? Şu makineyi getirmiştim. 2 sene oldu. Sanayi elektriğiyle çalışıyor.
Malatya yapımı. Yani makine çok güzel. Bunu görüp yaptıran arkadaşlar da oldu sayfada, rahat 10-15 kişi aynı makine. Yani şu bendeki makinenin aynısını kendiler de yaptırdı, kullanıyorlar. Yanlış tavsiye etmeyeceğim bir şey var, onu da bende kalsın. Yani makine güzel ama tavsiye etmeyeceğim bir noktası var. Onu belki sonraki videolarda söylerim. Alır ezme dahayı. Ezmedeki arpadaki nişasta vücutta daha geç emilim sağlıyor. Mısırdaki daha hızlı emilim sağlıyor. Arpadakinin yüzey alanı fazla olacak ki mideyle ince bağırsak daha çok sindirim yapsın. Küçük olduğu için mecbur arkadan atma gibi problemler yaşıyorsun kırmada. O da çok verdiğimizden kaynaklı bir sorun var. Onun önüne geçmek için işte soduya geçeceğim. Hayvan sindirsin diye. Soduya da geçtiğiniz zaman şöyle bir şey olur. 2-3 gün hayvandan iştahı biraz azalır. Ondan sonra iştah artmaya başlar. Soduya geçtiğiniz zaman. İlk geçer geçmez aklınıza şu gelmesin. Ya bu sodada bir şey mi var? Tarihi mi geçti? Hayvanlar yemi düşürdü. Yem yemez hale geldi. Yok ağalar, 2-3 gün bir alışma evresi var. Ondan sonra hayvanların iştahı açılır. Mideyi çalıştırıyor yani soda. Ezme konusunda da ağlar, ezme mi, kırma mı? Tabii ki de ezme. Mısır'a gelecek olursak, Mısır'da da ya un şeklinde, yani şuradan çıkan un şeklinde, ya da flek şeklinde. Flek de çok pahalı olduğu için tavsiye etmiyorum. Un şeklinde ya da flek şeklinde. Ha, ezmede şöyle bir problem yaşadım ağlar. Onu anlatayım ben. Mısırı ezemedi bu. Sürekli kasnak kırmaya başladı. Hatta bunu kasnağı da evde. Daha takılı değil. Ha, burada. Yani sürekli şuradaki kasnağı kırıyordu. 50'lik kasnağı. Mısırı çeviremedi bu makine. Arpayı çok güzel çıkar diyor ama mısırı çeviremiyor. Onun için işte şöyle bir makineye geçtik. Hem de saatte daha çok tonaj elde ediyor. Tavsiyem ezme. Yani 30, 40, 50 tane hayvan olanlar için her zaman ezme daha favori. Güzel de iş yapıyor yani, bu yine benim işimi görürdü ama işte işçilikten dolayı şuna geçmek zorunda kaldım. Ağalar, bir diğer noktada pamuk küsvesi. Pamuk küsvesini çok soranlar var. Şimdi pamuk küsvesinin iki çeşidi var. Bunu defalarca söyledim. Birincisi suda ıslatılanı var. Sert direkt fabrikadan çıkan. Diğeri de fabrikadan iyice özütülmüş halde çıkanı var. İşlem görmüş hali. İşlem görmemiş halini suyla ıslatırsınız, yumuşatırsınız, hayvanlara verebilirsiniz. Diğerini hiç ıslatmaya gerek yok. Direkt yani şu arpayla şunları karıştır, yem karmaya at. Direkt hayvanın önüne ver. Hiçbir sıkıntı yaratmaz. Bunun büyük olanları var. Şurada gözüme çarpar mı? Ağalar, getirdiğinizin hepsi şöyledir. Büyüklüğünü göstereyim ben size. Şöyledir. Ya bunu da makineye attıktan sonra makine bunu küçültür. Yani bunu suyla ıslamaya da gerek yok. Elle karıştırıyorsanız yani 3-4 kilo bir su katın, 10 kilo atıyorum pamuk küsbesi veriyorsunuz. 3-4 kilo bir su katın. Yumuşasın, hayvan daha kolay sindirsin. Hiç fark etmez. Aynı eskilerin yaptığı gibi. Eskilerden arpa kırma meşhurdu. Ne yapıyorlardı? Bu 220 litrelik variller var ya, petrol varil. 12'ye kesmişler. Onun içine adam arpayı atıyordu. Suyu döküyordu, sıcak suyu. Arpa genleşiyordu. Hayvan daha rahat sindiriyordu. Yani arkadan atma olayı yoktu. Şimdi sen 300-400 kilo arpayı her gün ısla. 300 kilo arpa olur sana. 600-700 kilo ıslanmış hali. Onu kürene tekrardan yem karmaya at, bir şeyler yap. Eskinin adamları çalışkanmış ağlar. Onları yaparmış ama işte şu anın nesli yapamaz onu. Eskiden arpada öyle yapıyorlardı. Pamuk küsvesinde de. Elinizde hayvan 5 tanedir, 10 tanedir. Günlük 1 kilo pamuk küsvesi veriyorsunuzdur. 3-4 kilo su katın ağlar. Sıcak soğuk fark etmez. Soğuk da katın. Yeter ki şu biraz yumuşasın. Hayvan kolay sindirsin. Bitti, bu kadar. Ya bunun bir esprisi yok. Rasyon konusu en basit konu. Hayvanı büyütmede, etlendirmede de sıkıntı yok. Önemli olan
Bizim kesim zamanlarımız, hayvan alım zamanlarımız, bir de hayvanın sağlığı. Bunları alır. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Kendinize iyi bakın.